Tekrardan öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Keyfiniz nasıl şu an? Şükürler olsun, her zaman iyi. Şimdi hocam bugün ne yapacağız? Hem insanların aklındaki işte bu metafizik olaylarıyla ilgili soru işaretlerini alacağız. Evet. Hem de biraz böyle bilgilendirici bir bölümümüz var. Çok basit bir soru. Cin mi demeliyiz yoksa üç harfli mi demeliyiz? Şimdi ben sana beş harfli desem olur mu? Yok hocam, alınırım yani, evet. İnsan 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 desek sen bana bakar mısın? Yok, bakmam. Niye bakmazsın? Adım, özel adım var benim. Özel adın var. Cin 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 desek de gelmezler. Onların da özel adları vardır. Cin nedir? Cin nedir? Ateşten, yani dumansız ateşten yaratılan mahluklardır. Biz ise topraktan yaratılmışız. Bizim nasıl ki nizamımız, yaşayışımız varsa onların da yaşayışları vardır ve aynı dünyayı kullanıyoruz. Onlar dumansız ateşten yaratılmıştır. Görünmez varlık demektir cin. Yani insanlar cinleri göremiyor. Göremez. Kimileri ilimle görür, kimileri kendilerine musallat oldukları zaman görürler. Kimileri de Allah tarafından göz perdesi açıktır diye görür. Normalde göremezler. Çünkü onları görmememiz bizim için bir nimettir. Kaç yıl yaşıyorlar hocam cinler? Kaç yıl yaşıyorlar? 1000 yaşında, 3000 yaşında olan var, 7000 yaşında olan var, 400 yaşında olan var. Onlar da aynı şekilde bizim gibi ömürleri sabitlenmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Herkesin eceli geldiği zaman gidiyor. Kimi uzun, kimi kısa yaşıyor. Geldik hocam kritik sorumuza. Cinler bize musallat olurlar mı? Eğer olurlarsa neden oluyorlar? Musallat olmanın 3 türlü nedeni vardır. 1. Ya sana birisi büyü yaparsa. 2. İçki, kumar, zina, haramdan dolayı sana gelir musallat olur. Ya da düzgün yaşıyorsun, sana büyü de yapılmamış. Eğer musallat oluyorsa bu da imtihandır. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ Elbette muhakkak yemin olsun Yüce Rabbimiz diyor. Sizi bir şeyle imtihan edeceğim diyor. Nazar boncuğu var bir de. Özellikle bizim halkımızda çok yaygın. Neredeyse her evde vardır herhalde. Nazar değmesi, nazar boncuğu asılır. O koruyor mu bizi? Kesinlikle nazar boncuğu evimize takmamamız lazım. Çünkü nazar boncuğu şeytanın simgesidir. Onu evimize koyduğumuz zaman veya üzerimize veya arabamıza koyduğumuz zaman cinleri çeker. Tam tersi olur yani. Zarar görürsün. Evet. Adam diyor ben nazar görmemek için takıyorum. Tam tersi cinleri musallat ediyor kendisine. O da hocam çok ilginç ya. Yani tam tersi etkisi olan bir şey sanki yararlıymış gibi herkese yayılmış ya. Yani. Burada bir... Garip bir şey var çünkü insanlara bu empoze edilmiş başta. Evet. Bu böyle gidiyor. Bir insan kendisine cinin musallat olduğunu nasıl anlar? Onun etkileri nedir yani? Nasıl anlar? Yanından karartıların gelip gitmesi veya kara dedelerin evin içinde gezmesi. Veya bakıyor ki yatağın üstünde keçi var. Bir de bakıyor ki kayboldu. Ne var? Keçi. Yatağın veya, üstünde. Evet ya, veya maymun veya bir kadın yatağın üstünde veya koridorda geziyor. Sonra diyor ki Allah Allah hayal mi gördüm? Onun suretine mi giriyor yani? Onun suretine giriyor. Allah Allah. Sonra sanki arkasına bir şeylerin geldiğini hissediyor. Arkasına bakıyor ki bir şey yok. Ve yatakta yatarken düşermiş gibi oluyor. Veya kötü kötü rüyalar görürse yılan, akrep, kendini mezarlıkta görmesi. Bunlar hepsi cinlerin musallat olduğuna işarettir. Büyü cinlerinin. Bir de hocam ülkemizde bu da çok dillendiriliyor. Ayakların ters olma söylemi var. Yani cin musallat olunan kişinin ayakları ters görünür deniyor. Bu doğru mu? Bu yanlış bir şey. Cinlerin ayakları terstir. Musallat oldukları kişilerin ayaklarını ters çevirmezler. Bir insan sana yanına geldiği zaman o insan ayaklarına bak bakalım. Eğer tersse o insan insan değil. O cindir. İnsan kılığına girmiş yanına gelmiş. Musallat olmamış yani. Direkt yok, cin yani. Mesela ben böyle çok yaşadım. Havalimanına gitti. Havalimanından gidiyorum. Yanıma geldi. Yani söylüyorum. Yok bana bakmıyor. Ayaklarına baktım. Ters. Bir anda kayboldu mesela. İlk zamanlar. Allah Allah. Bu ilme girdiğim ilk zamanlar. Bu ilk görüntülerdir. Ayaklarına bakacaksın. Peki hocam. Korkuyorum da bir yandan ama. Bu odada bir cin var mı şu anda? Var. Bu odada. Aynen öyle. Hocam size kolay gelsin biz çıkıyoruz. Nasıl gel? Yok bir tane değil. Hem de çok var. Dolu burası şu an. Çünkü ben bu işle uğraşıyorum. Ama şu anda saat kaç şu an? Şu an 1:30. Saat 1. Şu anda uyuyorlar. Kabileler veya cin padişahları onlar uyur. İkindi ezanı okunmadan kalkmazlar. Hocam peki siz gelmeden önce de burada varlar mıydı? Onu da söyleyeyim. Sizle mi geldiler yani? Varlar. Buranın sakinleridir.
Yani çünkü aynı dünyayı kullanıyoruz onlarla. Aynı evi paylaşıyoruz. Aynı sokakları paylaşıyoruz ama önümüzde perde var. Orası onun meskenidir. Bir şey diyemeyiz ona. Hocam peki cinlerin şekilleri veya görünüşleri nasıldır? Biraz tarif eder misiniz bize? Cin fotoğraflara yazalım. Tıpatıp aynısı. Beni tarif etmeme gerek yok. Oradan zaten görsel olarak görün. Yani bak aşağıda bir şey var. Bu mu? Yok. Bir yan. Ona tıkla bakayım. Tıpatıp. Ha siz bunu görmüşsünüz, ha onları görmüşsünüz. Bunlar şeytani azılı cin ifritler. Neyse, çok da şey yapmayalım da. Biraz daha... Hocam siz tarif etseniz ağzınızı nasıl tarif ederdiniz peki? Vampir düşün. Simsiyah bir elbise üstünde. Hı-hı. Ve ağzına salyalar akan ve ondan sonra çirkin suratlı kapkara adam düşün. Yani onların da mesela iki gözü, bir burnu, iki kulağı. Yani bu genel hatlarımız elleri var mı yani? Var. Silüet şeklinde veya normal bu şekilde de geçebilir. Bunu hocam biz siz aslında yaptık ama sizden bir ricamız olacak. Bizim için gördüğünüz cinlerden herhangi bir tanesini bize çizebilir misiniz? Tekrar mı çizeceğiz? Evet. Tamam. Burası için tekrardan isteyeceğim. Çizelim. Çok tuhaf bir balık ama bu şekildedir. Bayağı uzaylı gibi ya. Aynen öyle. Uzaylı filmlerde gördüğümüz uzaylı yani. Aynen öyle. Ben bir suret çizdim. Ama bunu böyle düşünmeyeceğiz. Bu çizim. Üstüne tüylerin olduğunu düşün. Bir elbisenin olduğunu düşün. Rengi siyah mı? Simsiyah. İnsan bunu gördü mü dalga geçer değil mi? Tabii. Ama komik gözüküyor şimdi. Komik gözüküyor. Evet. Ama orayı gördüğü zaman komik diyemez. Bunun kapkara adam düşün. Kapkara bir adam. Aha. Bir ara bir tanesini havada bu şekilde. İki tane çizdi hocamız. Bu mesela kötü niyetli mi hocam? Bunlar kötü niyetli. İkisi de kötü niyetli. Evet. Ha. Bak tipleri böyle değildir ha sadece. Bu tipe girer. Şakte tipini değiştirir. Saniyede 4 tip değiştirir. Saniyede 4 tip. Aynen Allah öyle. Allah. Öyle kabiliyeti yüksek. Çok değişik sesi var bunların. Kalın mı? Çok kalın. Yani insan örperir. Kimi kalpten gider. Devam edelim hocam. Teşekkür ediyoruz çizdiğiniz için de. 13 sayısının uğursuz bir sayı olduğuna dair bir inanış var. Bu daha çok ülkemizde değil ama yurt dışında işte Hristiyan ülkelerde falan olan bir inanış hocam. 13 sayısının bir sıkıntılı tarafı, uğursuz tarafı var mı? Şimdi 666 rakam kimi simgeliyor? Şeytanı simgeler. 99 rakam kimi simgeler? Yüce Rabbimizin 99 ismini simgeler. 13 sayısı da Rahmani boyutu simgeler. Uğursuz diye bir şey yok. Onlar için uğursuz. He. Bizler için öyle bir kelime kullanmak hoş değildir. Uğursuz yani öyle bir şey yok. Yani bu yanlıştır. Semboldür. Mesela ben bir tılsım çizeyim. Altıgen yıldızı çiziyoruz önce. Ortasına 666 rakam. Buraya 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 99 13. Tamam mı? Şimdi buraya ne yazacağız? Cin padişahların ismini yazıyoruz. Bütün cinlere hükmeden cin padişahıdır. Yani cin, şeytani cinlere hükmeden cin padişahıdır. Hocam bu ismi vermenin bir sıkıntısı var mı? Normalde vermemem lazım. Abi biz bipleriz bunun altını. Benim açımdan sıkıntı oluyor. Sıkıntı oluyor da yani söyleme diyor ismimi. Ha, tamam. Bu çevresinde şu an yazdığınız nedir? Cin padişahların isimleri. Yani bunlar yönetiyor o alemi. Şimdi... Bu tılsım attır, tamam mı? Tamam. Mesela ben musallat alırken, büyüleri bozarken şunu kişilerin ellerine, iç avuçlarına veya yere çiziyorum. Çizdiğim zaman sandalye ortasına koyuyorum. Kişi sandalyeye oturuyor ve eline koluna çizdiğim zaman o aleme en yakıcı, savaş gibi düşünürsem füzeleri, bombaları o aleme yağdırıyorsun. Bu tılsımat o görevi görür. Yani cinleri yakan tılsımdır. Şeytanın oğludur. Yani cin padişahı. Bu da cin padişahı. Burkan, Zubat. Bunlar cin padişahlarıdır. Burada 13 rakamı var. Burada da Rahmani cin padişahı var. Onu simgeliyor. Bunu yazdığım zaman otomatikmen hal ve hazırda dururlar. O görevi yerine getirmek için. O büyüleri bozmak için. O cin musallatlarını almak için. Hocam peki şu an bizim bunu göstermemizde bir sıkıntı olmaz. Bunu gören birisi gider şu an evinde çizer. Yani çok sıkıntı olur, mahvolur. Onu diyorum işte, o yüzden bunu da bir
çizmemesi, yani, çizmemesi lazım. Göstermeyiz tam burada. Yani. Çizmemesi lazım. Yani başına bela almasın. Ben sadece yani neyin olduğunu söylemek için burada. Burada 13 rakam da var. Çünkü simgedir bu. Uğursuzluk getirmez. Hiçbir gün uğursuz değildir. Hocam şimdi bunun bizde kalması bir sıkıntı. Onu ben alayım. Ha, evet, onu gider emez ayır onu. Bizde kalmasını. Cinler farklı bir alemde yaşıyorlar bize göre. Evet. Biz o aleme girebilir miyiz? Girebiliriz. Havas ilmini tahsil ederek, yani bir üstattan, bu işi bilen kişiden icazet alarak, el alarak, onun gösterdiği yol çizelgesinde giderek o alemle aynı şekilde irtibata geçip onların alemine geçiş yapabiliriz. Hı-hı. Ya da sana musallat olmak şartıyla onların alemine geçiş yapabiliyorsun. Çünkü sana musallat oluyor, beyni ele geçiriyor, seni kendi alemine çekiyor. Zorla yapıyor yani. Tabii zorla yapıyor, ondan sonra Leyla gibi geziyorsun ortamda. Hocam oraya giren, bu arada mesela girdik diyelim, hani hazırlıklı olmayan birisi o aleme girdi. Orada gördüğü şeyler ne, nasıl bir yer mesela? Siz bu arada girdiniz mi diyelim sonra? Gri. Siz girdiniz mi? Cevap bile vermiyorum diyorsun bu soruyu. Anladım hocam. Gri. Hocam fal bakan kişilerin cinleri var derler. Böyle kuş sayede bakabiliyor derler. Evet. Fal gerçekten bakılabilir mi? Bakılabiliyorsa bu kişilerin cinleri var mıdır? Geleceği Allah'tan başka kimse bilmez. Alimul gaybi ve şehade. Gaybı bilen benim. Yani gaybı kimseye göstermez. Ancak dilediği illa men irtadva min rasulin. Ancak dilediği peygamberlere gaybı bildirir. Şimdi diyor sen böyle yapacaksın, sen şöyle yapacaksın. Bu kişiler cinlerin musallatına maruz kaldıkları için, cinler o kişinin beynini ele geçirdiği için ne yapıyor? Aslında cin konuşuyor o dille. Hmm. Kişiye diyor sen şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Aslında kandırıyor olacaksın. Yani. Çünkü niye kandırıyor? O söylediği şeye seni inandırıp senin imanını zedelemek için onu söyler. Yani sen peygamber değilsin, evliya değilsin, bir şey değilsin. Sen nereden biliyorsun bu gelecekle ait bir şeyler? Falcılara şeytanın vesvesesinden başka hiçbir şey değildir. Cinlerden çok fazla bahsedersek cinleri çağırmış oluruz derler. Bu doğru mu? Şimdi kimileri zayıftır, korkardır. Cin kelimesini duyduğu zaman korkar. Korktuğu zaman cinler de onun korkusunu görür ve kapı açılır. Musallat olmasına. Şak diye musallat olur ve onun korkusundan beslenir. Kişinin bünyesine bağlıdır bu. Evet. Çok bahsedersen gece karanlığında veya gece ikinden sonra sana şey yaparlar. Yani gelip rahatsızlık verirler. Çünkü sen yuvasına çubuk sokuyorsun. Ya şunu diyoruz o zaman bizi izleyenlere. Kaşınmayın. Sorunuz kötü olur diyelim yani. Aynen yani öyle. Uzak durun böyle şeylerden. Aynen öyle. Banyoda veya tuvalette çok zaman geçirmek kötü derler. Cinlerin yeriymiş orası. Bu doğru mudur? Aynen öyle, doğrudur. Çünkü banyo tuvaletler cinlerin meskenidir. Şeytani cinlerin yeridir, evidir. Yani banyo tuvalette fazla durmamamız lazım. Fazla durursak, şarkı söyler, sigara içersek... Yani apı yuttun demektir. Apı yuttun, tamam. Hocam mezarlıkta gülünmez, oyun oynanmaz. Çünkü mezarlıkta el birralar vardır. Yani cinler kasabası, cinler mezarlıkta yaşar. Kasabası değil de cinlerin meskenidir mezarlık. Yani cinleri bir kenara koyalım. Mezarlık sonuçta bizim kardeşlerimiz veya Müslüman veya orada bir alim vardır veya bir Allah dostu vardır. Ruhanilerin yeridir. İnsanların ve cinlerin. Orada ıslık çalmamız veya gülmemiz veya konuşmamız dinimizce hoş değildir. Ayrıyeten cinler tarafından düşünürsek zaten mezarlık onların meskenidir. Onlar mezarlıkta yaşarlar. Orada gülüp oynadığın zaman rahatsızlık vermiş olursun. Bu sefer seni de rahatsız ederler. Allah hiç kimseye bunları musallat ettirmesin. Bunların kötülüklerinden muhafaza etsin diyelim. Hocam valla çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bölümümüzün de sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kesinlikle YouTube'da Mehmet Metafizik Uzmanı Mehmet Karakoç ismimi yazın. Abone olun, o videoları beğenin. Görmeyen kişilere ulaşsınlar bu videolar. Peki hocam. Bu bilgiler, bu güzel bilgiler paylaşın ki güzel bilgiler insanlığa ulaşsın. İnsanlar kötü insanların elinde kalmasın.